Haktan Uysal hatırlayacaksınız İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlamıştı. Belirlenen ülkelerden dönecek vatandaşlarında yine karantina altına alınacağını biliyoruz. Buna ilişkin herhangi bir resmi rakam açıklamadı ama gün içerisinde ya da önümüzdeki günler içerisinde gerek İçişleri Bakanlığı'ndan ülkeye giriş yapanlara ilişkin gerekse Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapılması da bekleniyor. Öte yandan Umre'den dönen 3500 vatandaşında hemen arkamda bulunan KYK yurtlarında karantinasının 3. gününe girildiğini de belirtmiş olalım. Oldukça yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Hemen arkamda göreceksiniz aslında ekipler bulunuyor, güvenlik güçleri bulunuyor ve içeriye sağlık personeli dışında hiç kimse alınmıyor. İzinsiz bir şekilde girişlerin olmadığının da altını çizmiş olalım. Sadece Ankara'da değil yaklaşık 10 bin Umre'den dönen vatandaş olacağını belirtmişti ve 10 bin kişinin KYK yurtlarında ağırlanacağını belirtmişti. Aslında sağlık Bakanı o 16 ilde de tedbirlerin alındığını bir kez daha ifade etmiş olalım. İçeride vatandaşlar 14 gün süresince karantina altında tutulacak. Bu süre içerisinde sık 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 denetimlerinin ve kontrollerinin yapıldığında altını çizelim. İlk olarak Ankara'ya geldiklerinde pazar günü 5 kişide soğuk algınlığı ve yüksek ateş tespit edilmişti. Bu 5 kişi de Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülmüş ve karantina süreci de orada devam ediyordu. Hatta dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı maalesef virüsün tespit edildiği kişi sayısının 47'ye yükseldiğini belirtmişti. Bu 47 kişinin arasında 3 kişinin Umre'den dönen vatandaşlar olduğunun da altını bir kez daha çizmiş olalım. An itibariyle Ankara'da Gölbaşı'nda KYK yurtlarında karantina sürecinin 3. gününde olduğumuzu belirterek sözü tekrar size bırakalım.